Arkadaşlar merhabalar bu videomda klasikleşmiş sorular kısmındaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Bu testimizde TYT tarzında haberiniz olsun çözümlere başlayalım. 30 derecelik açı verilmiş 24 ve 13 verilmiş x isteniliyor bizden. Ne yaparız arkadaşlar şöyle dik çizerseniz 30'un mantığını kullanmak istersiniz ama hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Ama ne demiştik hep iki tane dik çizme mantığı vardır. Adam bir de boşu boşuna bunu vermiş burası geniş açıymış. Bu geniş açı dediğimiz nedir? Hocam buradan çizlendik buraya düşmez. Nereye düşer? Dışarı düşer. Bak 30'un da mantığını kullanmış oluruz. E buradan dike çizdiğimiz zaman arkadaşlar ne çıktı burada? 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. E sonra burası ne olacaktır? 12 kökü 3 olacaktır arkadaşlar. Ne üçgeni arkadaşlar? Burada güzel bir üçgen çıktı. 12 var 13'ü var. Ne üçgeni? 5 12 13. Yani burası 5 oldu x artı 5 eşittir 12 kök 3 olduğuna göre bakın öyle bulduk. x de buradan 12 kök 3 eksi 5 çıkar arkadaşlar. Yani birinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 2. Şimdi burada bir x kenarlık verilmiş. Burası 5 burası 10. Oo güzel bir şey var. Hocam burası 5 iken burası 10 olmuş. Bir dik üçgende hipotenüs 10 iken dik kenarda 5 ise ne olur? Hangi açının karşısı 10 iken 5 olur arkadaşlar yarısı ne olur? Yani 30 60 90 üçgen de değil mi? 30'dur burası. Yani 10 ken 5 olmuş. O zaman 5'i gören 30 derece. 30 90 ise burası kaç oldu? 60 oldu. E hocam burası 60 ise 180 60 çıkartı 2'ye böl. Bunlar da 60 60 oldu. Bir eşkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla x'i kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. İkinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik 3'e. ABC bir eşkenar üçgen eşkenar üçgen görünce bütün kenarlar birbirine eşit ve buradaki açıları da yazıyoruz değil mi? 60-60-60. Bütün kenarların eşitliğini de şöyle gösterelim arkadaşlar. Yani 8 birim 8 birim. Sonra hocam şurada bir şeyi x'i bulmak için dik üçgen ihtiyacım var. Hocam şurada tabana ait yüksekliği çizersem tabanı iki eşit parçaya bölecek mi? Bölecek. 4 birim 4 birim yani buraya 3 kaldı. E hocam burada da bir 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 4 kenar, 60'ın karşısı 4 köküştür. ve burada Pisagor x'in karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi olacaktır. x'in karesi buradan 48 artı 9 olacaktır. O da 57 yapıyor. Yani x de buradan kök 57'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 3. sorunun cevabı böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 4'e. Şekil 1'de verilen yerden yüksekliği 1 metre uzunluğu 2 kök 3 metre olan yere açılır kapanır bariyerin ucu. Bariyer şekli 2'deki gibi açıldığında yerden en fazla 4 metre yüksekte yani en fazla bu kadar açılıyormuş. Buna göre diyor, bariyer yukarı doğru en fazla kaç derecelik açıyla açılabilir? En fazla bu kadar açılıyorsa burada açıyı bulacağım arkadaşlar. E, yerden yüksekliği 1, e, yerden yüksekliği 1 olduğu için burası da 1. Şu zemindeki uzunluk burası 90, burası da 90 zemine dik olan uzaklar olduğu için. E ne yapacağız? Şurada bir dik üçgen oluşturacak olursak Arkadaşlar şurası bir ken, burası da bir. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Bariyerin uzunluğu kaçtı? 2 kök 3 yani burası da 2 kök 3. Burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak a yani 2 kök 3'ün karesi neye eşit olacaktır arkadaşlar? Buradan a'nın karesi artı 3'ün karesi neye eşit olacaktır? 12'den 9 çıktı. 3 a kareye eşit oldu. A da buradan kök eşit oldu? Evet. A'yı biz buradan kök 3 bulduysak arkadaşlar. Bak 90'ın karşısı 2 kök 3. Hangi açının karşısı kök 30'un hocam yarısı olacak. 30 90 ise burası 60 oldu. Bariyer bak açıklığı nasıl? Önceden bariyerimiz şöyle değil miydi arkadaşlar? Önceden bariyerimiz bu konumdaydı. Şöyle açıldı. Kaç derece açılmış oluyor o zaman? 60 derece açılmış oluyor arkadaşlar. O zaman cevabımız böylelikle ne yaptı? 60 yani edremit oldu sevgili gençler. Geldik 5'e. Ee, buraya baktığımız zaman hem açı orta hem yükseklik neredeydi arkadaşlar? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Hocam ikisi kenarda. Bu hem açı orta hem yükseklik olduğu için bu bir ikizkenar kenar üçgendir. Ve çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya böler mi? Böler. Sonra e, hocam burası 42 ise o zaman burası da kaç yaptı? 42 yaptı. Şu açıları bulsak ne fayda? Bir iş bize yaramadı. Soruyu okuyacağız o zaman. Okuyalım bakalım soruyu. Hocam AE açı ortay. AE ile BC birbirine dik. Evet. D L, C birbirine eşit. Tamam. A burada güzel bir şey çıktı. Ne çıktı arkadaşlar? Bu 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 eşit oldu. Mutlu içe şu? işimize yarayacak mı? Dur bakalım. Ek çizim yapmadan önce verilen bilgileri okuyalım. Heh. DBA'yı 100 vermiş. Bak. DBA. Hocam bunun tamamı 100 ise o zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? Buraya 58 kaldı. E hocam x kenar bu. Burası da 58. E burası da 58 ise o zaman 58 artı 58 artı x'in kaç yapması lazım? 180. Ee, 60'tan 2 eksik 2 eksik. O zaman 4 eksik olacak. 4 fazla olacak. 64 oluyor arkadaşlar. Neyse ben bir yorum yaparak buldum ama anladınız. İkisini topla 180'den çıkart tamam mı? Beşinci soru böylelikle Ceyhan oldu arkadaşım. Geldik 6'ya. Hocam 45'in mantığını kullanacağım. Nasıl kullanabilirim? Hop şöyle bir dik çizerek. Böyle dik çizdiğim zaman 12 kök 2 ise bunlar 12'ye 12 olacaktır burası. Hocam 12, 13 ne üçgeni burada? Pisagor bağıntısında 5, 12, 13 üçgeninden burası 5 çıktı. E hocam burası 5 ise tamamı 13'tü. 8 kaldı buraya. E hocam 8 artı x'in de ne olması lazım? 12 olması lazım. x de buradan kaç çıkar? 4 çıkar. Altın soru akçay oldu. Geldik 7'ye. 92 kök 3. Şimdi normalde 60'ı parçalamam arkadaşlar. Normalde üçgen tamamlarım ama burada güzel bir şey var. 60'ta parçalandığı zaman güzel bir şekilde parçalanıyor. Kollara çizilen dikme eşit. Nerede eşit? Hocam açı ortayda eşit değil mi? Evet. 60 iki tane özel açı şeklinde parçalandığı için 30 30 şeklinde parçalandığı için bunu parçalayabiliriz. Zaten 60'ı parçalandığı durum var demiştik. Nerede? Eşkenar üçgende. Yükseklik çizeriz. Orada açı orta oluyor ya. 30-30 oluştuğu için. Yine özel açı oluştuğu için. Burada da Özel bir durum oluştuğu için 30-30 oluştuğu için ben bunu parçalayabilirim. E 30 60 gen çıktım burada. Çıktı arkadaşlar. 30'un karşısı 2 kök 60'ı karşısı da 2 kök 3'ün kök 3 katıdır. O zaman x'i kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. O zaman 7. soru böylelikle C-Han oldu. Geldik 8'e. A 45. Bak. Bir dörtgende bütün açılar özel açıysa hatta dörtgenin iç açıları toplamından burayı da 135 derece olarak buluruz. Hocam bütün açılar özelse ki sen burada 45'i parçalarsan özel bir durum oluşmuyor maalesef. Hiç 45 burada parçalanmaz. Sildin. E bütün açılar özelse ki 90'larda kısmen mı Hani parçalamamız gereken bir açıdır aslında. Çok zorda kalmazsak. E o zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Bütün açılar özel açıysa üçgene tamamlarız. Hocam ne yapalım? Şöyle bir üçgene tamamlayalım arkadaşlar. Üçgene tamamladığımız zaman. Hocam 135 ise burası 45 yaptı. 45-90 ise burası da 45 yaptım, yaptı mı yaptı. A şuradaki üçgen ne üçgen oldu arkadaşlar? 45 45 90 üçgen oldu değil mi? Evet, şuraya 45 yazacaktım ama x'i yazmışım. 45 burası x değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi şuraya bakacak olursak 45 90 45 üçgeni büyük üçgende x kenar dik üçgen 6 kök 2 ise o zaman burası 6 kök kök katıdır. Yani 12 yapar. O zaman x artı 8 eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Cevabımız böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldik 9'a. 9. soruda ne demiş? Evet. Şöyle dikten dik çizilmiş. Ne var arkadaşlar burada? Öklet. Hocam bu isteniliyor benden. Buna ait öklet uygulayalım. Şu çarpı tamamı değil midir? Evet. X'in karesi eşittir. Kök 17 eksi 1 çarpı. Tamamı kaç bunun? Kök 17 eksi 1 ile 2'nin toplamı kök 17 artı 1 değil midir arkadaşlar? Evet. Şu. Kök 17 artı 1. Şu. A eksi B çarpı artı B. A kare eksi b kare değil midir? Yani kök 17'nin karesi eksi 1'in karesidir. Bu da 17 eksi 1'dir. O da 16'tır. x kare 16 ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. O zaman 9. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 10. soruya. Şekil 1'deki film sahnesi çekim klaketi sabit A noktası etrafında açıldığında şekil elde ediliyor. Arkadaşlar klaket önceden böyle kapalıyken böyle miydi? Evet. AB uzunluğu hala böyle mi? Evet. E açıldı ya burası. E bu uzunluklar çakışıyordu birbirleri. Yani şu uzunluklar yine birbirine eşit değil midir? Eşittir. E o zaman burası ne oldu? Şuraya bir x dersek hocam bunun tamamı x artı 2 yaptı. Burası da x artı 2 deriz ve burada pisagor yapacak olursak. x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesi. x artı 2'nin karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesinden işlem işlem işlemle sonuca ulaşırız. İşlem işlem işlemi duyanlar anladı. Ne yapacak Kenan Hoca burada? Hocam burada Pisagor var ama 6 var. Hisset kardeşim diye kulağınızda çınladı değil mi? 6 varsa büyük ihtimal ne üçgendir? 6 8 10 üçgendir. X yerine 8 koyarsak burası 10 sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. Demek ki senin X'in burada kaç? 8. A B B üssü kaçtır diye soruluyor. A B B üssü alanı nedir diye soruluyor. Hop şunu şöyle çizecek olursak A B B üssü alanı. Hocam tabanımız kaç? Üçgen alanı soruluyor. Tabanımız 10, yüksekliğimiz de 6 mı? Evet. O zaman alan ne eşittir arkadaşlar? Üçgen taban çarpı 10 çarpı 6 bölü 2 eşittir. 10 çarpı 6 bölü 2'den 60 bölü 2'den kaç eşit olacaktır? 30'a eşit olacaktır. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Ve test 2'yi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda klasikleşmiş soruların test 3'ünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.